Bugün mide bağırsak kanamalarından bahsetmek istiyorum. Mide bağırsak kanamaları toplumumuzda maalesef oldukça sık görülmektedir. Mide kanamaları veya yemek borusu kanamaları olduğu zaman genelde eğer ki çok az miktarda gizli gizli olan bir kanama değilse ağızdan kırmızı kan gelir veya sindirilmiş koyu siyaha yakın kan gelir. Biz buna hematemez deriz. Eğer ki mideden sonraki 12 parmak bağırsağı dediğimiz bölümün altında olan bağırsak kısımlarından bir kanama olursa bu durumda kan çok büyük bir çoğunlukla ağızdan gelmez, ince bağırsaklara ulaşır, oradan kalın bağırsağa ve siyah dışkı olarak atılır. Ama bazen o kadar abondan, o kadar yoğun bir kanama olur ki o zaman bazen üst sindirim sisteminden, mideden, yemek borusundan kaynaklanan kanama bile sindirilmeden kırmızı olarak makattan dışarıya çıkar. Şimdi biz sindirim sistemi kanamalarını ikiye ayırıyoruz. Özellikle ağızdan kırmızı kan geliyorsa bu yemek borusundan, yemek borusu varislerinden, sirozdan, çünkü sirozlar varis yapar, yine mide içindeki varislerden, reflü hastalığının yarattığı ülserlerden, mide ülserinden, 12 parmak bağırsağı ülserinden kaynaklanabilir veya mide kanserinden kaynaklanabilir. Her zaman için sindirim sistemi kanamaları bir alarm bulgusudur ve mutlaka araştırılmalıdır. Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde ağızdan kan geliyorsa veya bir kansızlık varsa, gizli gizli kanama oluyorsa işte o durumda mide kanserinden şüphe edilmelidir. Eğer ki kişi alt sindirim sistemi kanamaları da önemlidir. Genelde genç kişilerde hemoroidden kaynaklanır. Ama 40 veya 45 yaşın üstündeki kişilerde kolon kanserini ve kolondaki polipleri atlamamak gerekir. Bir de özellikle yaşlı kişilerde bağırsak duvarında baloncuklaşma oluşur. Biz ona divertikül deriz. O baloncukların içine dışkı girer ve çıkamaz, iltihap yapar, duvarı erode eder, aşındırır ve sonra kanama yapar. İşte buna divertikülit kanaması deriz. Bazen gerçekten çok ağır kanamalar yaratır, hayatı tehdit edebilir. Ve bu hastalarda acil müdahale edilmesi gerekir. Alttan olan kanamalardan en önemlisi hemoroid demiştim. Hemoroidler aslında normalde var olan toplar damar sistemidir ve makat çıkışında gaz gayta, dışkı kaçırmayı, gaz kaçırmayı engellemek için yapılanmış özel oluşumlardır. Ama zamanla kabızlık veya beslenme bozuklarının her tipi, aşırı fazla ishal veya bazı özel durumlardan dolayı, mesela karaciğer sirozunda da bu olur, bağırsaktaki hemoroid ağları uzar, sarkar ve genişler bunlar. Variköz dilatasyonlar olur ve kanamaya başlar. Dışkı geçerken yırtılırlar ve kanarlar. İşte önemli bir durumdur. Biz o zaman hemen makattan girerek bu hemoroid pakelerini ya da paketlerini bantlayaraktan, bant sararaktan düşürüyoruz ameliyata gerek olmadan. Bir de tam dışkılama olurken makatta çatlak varsa, tam çıkış bölümünde çatlak varsa anal fissür deriz. Ağrıyla beraber kanama olur. Onun da ilacı vardır. İlacı olmasa da özel endoskopik tedavileri vardır.